Kıyamet günü şefaat sadece Hazreti Peygamber'e ait olacaktır. Hazreti Peygamber diğer peygamber ve nebilerin şefaat etmeleri için de şefaat edecektir. Evet, o melekler için de şefaat edecektir. Böylece Allah onun şefaati vesilesiyle melek, resul, nebi ve mümin gibi şefaat hakkı olan herkese şefaat izni verecektir. Bunu daha önceki dersimizde işlemiştik. Şu halde Hazreti Peygamber Allah'ın izni ile ilk olarak şefaat eden kimse, merhametlilerin en merhametlisi ise kıyamet günü son şefaat eden olacaktır. Merhametlilerin en merhametlisi dediği Allahu Teala. Er-Rahim ismi hiçbir hayır işlemeyenleri ateşten çıkartması için, bakın Er-Rahim ismi hiçbir hayır işlemeyenleri ateşten çıkartması için El-Muntakim ismi nezdinde şefaat eder. Ve böylelikle El-Munim, El-Mufaddil onları ateşten çıkarır. Sonu merhametlilerin en merhametlisi olan dönen bir daireden daha büyük hangi şeref vardır? Evet. Çünkü yaratılmış için bilgi ancak iman sayesinde Hakk'a yakınlıkta mutluluk sağlayabilir. Bununla beraber bilgi mertebesi bilinmeye mutlak bir üstünlük sahibidir. Bu durumda yaratılmıştaki iman nuru kendisiyle birlikte imanın bulunmadığı ilim nurundan daha kıymetlidir. Bakın. Yaratılmıştaki iman nuru kendisiyle birlikte imanın bulunmadığı ilim nurundan daha kıymetlidir. Bir insan düşünün ki iman nuru var. Mutlulardan, cenneti hak edenlerden, cennete girecek olanlardan. Bir insan düşünün ki ilimde çok yüksek düzeyde fakat amel yok. Yani iman nuruyla nurlanmamış. Biri dolayısıyla biri filozof. Filozof. Adam filozof ama cehennem ehli. İman nuru yok. Dolayısıyla bunun için diyor iman nuru kendisiyle birlikte imanın bulunmadığı ilim nurundan daha yüksektir. Daha kıymetlidir. Şu var ki imandan bilgi meydana gelmiş ise iman nurundan doğmuş bilginin nuru daha da üstündür. İmandan bir bilgi meydana gelmiş ve bu bilgiyle bu nur o zaman daha üstün olur. Ve onun sayesinde bilen mümin bilmeyen müminden ayrılır. Allah ilim verilenleri yükseltir buyurur ayette. Ayette kastedilenler müminlerdir. Derecelere bu yükseltme ilim verilmemiş müminlere karşıdır. Burada ilim ile kastedilen Allah'ı bilmektir. Çünkü Hazreti Peygamber sahabesine şöyle derdi. Siz dünya işlerinizi benden daha iyi bilirsiniz. Siz dünya işlerinizi benden daha iyi bilirsiniz. Bu hususta da biliyorsunuz Resulullah Efendimiz bir gün geçerken aşı yapan, hurma aşılayan insanları gördüğü zaman sahabe-i kiramdan niye öyle yapıyorsunuz? O aşıyı yapmasanız da o meyve vermez mi? Verir gibi sözler edince o sene herkes birbirine söylemiş. Kimse aşı yapmamış hurmaya. Tabi ürün olmayınca, çok zayıf olunca Resulullah Efendimizin huzuruna geliyorlar. Ya Resulullah siz böyle buyurmuştunuz. Biz de hiç o sene aşı yapmadık. Ama hiç ürün alamadık. Dediği zaman işte Resulullah Efendimiz bu sözü söylüyor. Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Dünya işlerinde siz benden bilgilisiniz. Ama Allah, Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak adına olan bilgide ise Resulullah Efendimiz hepsinden üstün tabi. Buradaki kastı tabi ilimden kastı Allah'ı bilmek ilimleri kastediliyor. Yani dünya ilimleri ya da boş meleyani işlerle alakalı ilimler kastedilmiyor. Evet, burada bu hafta konumuzu burada tamamlayalım inşallah.